Yukarıdaki dağın tepe noktası zeminden 900 metre yüksektedir. Aynı zeminin altında bulunan maden ocağının zemine olan uzaklığı en çok 1150 metredir. Buna göre maden ocağının dağın tepesine göre konumu en çok kaç metredir? Çocuklar, öncelikle zemini işaretledim. Maden ocağı zeminin 1150 metre altında. Dağın tepesinin de zemine mesafesi 900 metre. Bunun ikisi arasındaki mesafeyi bulmak için toplamamız gerekir. 1150 ile 900'ü topluyorum. 2050 sonucuna ulaşıyorum. Dağın tepesine göre konumu dediği için çocuklar, dağın tepesine göre, altta kaldığına göre maden ocağımız, konumu eksiyle gösterilecek. Yani eksi 2050. Aşağıdaki tablonun içerisindeki kutucuklara farklı tam sayılar yazılıyor. Utku, yukarıdaki tabloda verilen tam sayılardan negatif tam sayıların bulunduğu kutucukları maviye, asal sayıların bulunduğu kutucukları kırmızıya, 3'ün katı olan pozitif tam sayıların bulunduğu kutucukları sarı renge boyuyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Öncelikle ne yapmış? Negatif sayıların bulunduğu kutucukları maviye boyamış çocuklar. O zaman biz de maviye boyayalım. Bakın, burada bir tane mavi boyadık. Burada bir tane daha boyadık. Mutlak değer eksi 10 artı 10 olarak çıkacağı için negatif değildir. Aynı şekilde mutlak değer eksi 5 artı 5'tir, negatif değildir. Eksi 16 negatif, eksi 8 negatif, eksi 4 negatif, eksi 7 ve eksi 13. Mavileri boyadık. Asal sayıların bulunduğu kutucukları da kırmızıya boyuyormuş. Hemen kırmızıya da boyayalım. Asal sayı tespit etmeye çalışıyoruz. 13. 13 asaldır. Mutlak değer eksi 5 dışarıya artı 5 olarak çıkar ve artı 5 asaldır. Bakalım tek tek. 19 asaldır. 23 asaldır. Mutlak değer eksi 11 artı 11 olarak çıkar. 11 asaldır. Başka da asal sayımız yok. Bunları da kırmızıya boyadık. 3'ün katı olan pozitif tam sayıların bulunduğu kutucukları da sarıya boyuyormuşuz. 3'ün katı olan pozitif tam sayılar diyor çocuklar. Sarıya boyayacağız. 9 sayısı 3'ün katıdır. 51 sayısı 3'ün katıdır ve pozitif. 18 3'ün katı, 27 3'ün katı. Bakın, mutlak değer eksi 15 dışarıya artı 15 olarak çıkar. 15 3'ün katıdır. 21. Mutlak değer eksi 42 dışarıya artı 42 olarak çıkar ve 3'ün katıdır. 6 da 3'ün katıdır çocuklar. 54 sayısı da 3'ün katıdır. Ve 33 sayısı da 3'ün tam katıdır. O halde sarı kutucuk sayısını hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mavi kutucuk sayısını yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve son olarak kırmızı kutucuk sayımızı da yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Artık şıkları yorumlayabiliriz. Sarı renge boyanan kutucukların sayısı, kırmızıya boyanan kutucukların sayısının 2 katıdır. Sarı 10, kırmızı 5. 5'in 2 katı ne oldu? 10 oldu. Doğru. Sarı renge boyanan kutucukların sayısı, yani 10, 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayıdır. Doğru çocuklar. Sarı renge boyanan kutucukların sayısı, kırmızı ve mavi renge boyanan kutucukların sayılarının toplamından azdır. Sarıya boyananlar 10'du. Kırmızı ve maviye boyananların toplamı 7 ile 5'in toplamından 12. Evet, gerçekten de 12'den az çıkıyor 10 sayımız. Bu da doğru. Tabloda herhangi bir renge boyanmayan kutucukların sayısı, mavi renge boyanan kutucukların sayısından fazladır. Herhangi bir renge boyanmayan kaç tane kutucuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boyanmayanlar 6. Bana ne diyordu? Boyanmayanların sayısı maviye boyananların sayısından fazladır. Maviye boyanan 7 idi, boyanmayan 6. 7'den azdır çocuklar, fazladır diyemeyiz. Dolayısıyla yanlış yanıtımız D seçeneği. Soruda arkadaşlar uzaklığın gösterimi verilmiş.
Bu üçgen sayısını referans noktası olarak kabul eden başlangıç noktası olan sıfır olan uzaklığa. Uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Ve bu arkadaşlar uzaklığı bulabilmek için buradan birbirinden çıkartıp da buluyoruz ki bunun pozitif halini. Dikkat edersek evi ile okul arasındaki mesafe 8 kilometre ise okul ile ev yukarıdaki şekildeki bir her biri aralık 1 kilometre olacak şekilde sayı doğrusuna yerleştirilmiş. Evi ile okulun sayı doğrusuna denk geldiği değerler hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. O zaman bu ikisinin arasındaki uzaklığın ne olması gerekiyor? 8. Şimdi bakalım A seçeneğinden başlarsak eğer. A seçeneğinde okul eksi 2'de, ev artı 6'da. Bu aradaki uzaklığımız ne kadar arkadaşlar? Biri pozitif. Demek ki bu ortada 0 olacak arkadaşlar. Biri pozitif, biri negatif olduğu için. Burası 6. Burası da 2 birim olduğu için tamamı 8. İstediğimiz cevap zaten 8 kilometreydi. Ufuk Bey yandaki şekilde bir kısmı verilen apartmanın zemin katından girerek 6 kat yukarıya çıkıp daha sonra 8 kat aşağıya inmiştir. Buna göre Ufuk Bey'in son bulunduğu kat hangi tam sayı ile ifade edilir? Öncelikle zemin katından giriyoruz. Burası zemin. 6 kat yukarıya çıkıyoruz. Artı 6'dayız. 8 kat aşağı iniyoruz. Çocuklar öncelikle 6 katı indik, tekrar zemine ulaştık. 2 kat daha inersek 8 kat inmiş oluruz. 2 kat inmiş olduk zeminden aşağıya, yani eksi 2'ye ulaştık. Yanıtımız B seçeneği.